tıbbi bitkilerin sağlık açısından kullanılması ve tüketilmesi noktasında tüketicilerin öncelikle doktorlarıyla bu işi beraber yapmaları lazım. Doktorlarının izni, bilgisi dahilinde yapmalarında yarar var. Zaten ciddi bir hastalık varsa, hani bu ciddi hastalığın tedavisi için doktor kontrolü ve doktor izni mutlaka gerekir. Bunun haricinde de işte ya soğuk aldım, hafif bir öksürük var, bu gece de uykum gelmedi, şunu tüketeyim şeklinde bazen evlerde bulunabiliyor. İşte nane, limon, ıhlamur, ada çayı, kekik gibi bitkiler. Geleneksel olarak tükettiğimiz, geleneksel olarak kullandığımız, faydasından emin olduğumuz bitkiler olabiliyor. Atadan, dededen gördüğümüz. Bunların dahi kullanılabiliyor. Yine de dikkatli olmak gerekir. Atadan dededen kullandık, bunların zararı olmaz dememek lazım. Yanlış bir depolanması bile, küflenmesi bile tehlikelidir. Her şey sağlıklı olsa bile bazen bünyeden bünyeye ters etki de yapabiliyor. Alerjik reaksiyonlar da gösterebiliyor. Kişinin bunu kullanırken bunları da göz önüne almasında yarar var. Bitkidir, ne olursa olsun bu nasıl olsa zararı olmaz, yan etkisi olmaz dememek lazım. Yani 100 kişide, 1000 kişide bir etkisi yoktur olumsuz, ama bir kişide vardır. Yani bunu kişinin bir yerden sonra belki kendini bilmesi lazım. Meşhur bir söz var: kişinin en iyi doktoru kendisidir diye. Dolayısıyla hani bitkileri kullanırken nasıl olsa zararsızdır, bitkidir yaklaşımında bulunmamak lazım. Geleneksel olarak kullandığımız bitkilerin dışında farklı bir bitkiyle farklı bir rahatsızlık tedavi edilmek durumundaysa, böyle bir düşünce varsa, mutlaka doktor kontrolünde, doktorun izni ve bilgisi dahilinde, onayı dahilinde olmalı diye düşünüyorum. Böyle bir imkan yoksa o zaman tecrübe sahibi, bu konuda bilgi sahibi birilerinin bilgisinden istifade etmek lazım, ama bunu da yine kontrollü yapmak lazım. Sağlık ciddi bir mevzu ve bu konuda doktorlarımızın, eczacılarımızın bilgisinin ve onayının önemli olduğunu ben düşünüyorum. İşte mesela bizim geleneksel olarak tükettiğimiz bitkilerden bir tanesi ada çayı. Ada çayını uzmanlar, yani literatür bilgileri bize şunu söylüyor: ada çayı kullanırken hamilelerin ve emziren annelerin kullanmaması, tüketmemesi tavsiye ediliyor. Bazen ismine doğru bitkileri bulmak zor olabilmekte. Örneğin biz birkaç yıl önce yaptığımız bir çalışmada Güneydoğu Anadolu bölgesinde piyasada satılan papatyaların tamamına yakınının tıbbi papatya olmadığını gördük. Bizim tıbbi olarak ürettiğimiz, insanların tıbbi papatya diye dünyada aldığı, sattığı, tükettiği, doktorların önerdiği papatya türü Matricaria recutita dediğimiz Alman papatyası diye dünyada bilinen, ülkemizde de Mayıs papatyası, tıbbi papatya olarak bilinen papatya türü. Aktarlarda bizim gördüğümüz papatya ise Cotta altemis türüydü. Tamamen farklı bir cinse ait bir bitki. Dolayısıyla bunun ne tür bir etki yapacağını, nasıl olacağını tüketicilerin iyi hesaplaması gerekir diye düşünüyorum. Yani yanlış kullanım bitki ve kişiden kişiye göre değişir. Doktorların uzmanlık alanı, eczacıların, sağlıkçıların uzmanlık alanı, ancak su bile zararlı bir yerden sonra. Yani siz suyu günde 5 litreden fazla kullanırsanız toksik etki yapar diyor uzmanlar, konunun uzmanları. Yani bir günde 16 litre su içerseniz ölürsünüz diyorlar. Bitkileri de siz düşünün artık, yani fazla kullanılırsa, yanlış kullanılırsa ne tür sonuçlarla karşılaşılabileceğini. Dolayısıyla mutlaka doktor kontrolünde, doktor izni dahilinde ve ehil kişilerin nezaretinde, bilgisinde kullanmak gerekir, istifade etmek gerekir diye düşünüyorum.